En zor mesleklerden biri şüphesiz doktorluk. Bu alanda tam 35 yılını hastaların hayatını kurtarmaya ve yeni öğrenciler yetiştirmeye adayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şakir Tavlı yine oldukça zor bir bölümün organ naklinin emektar hekimlerinden. Zaten 1-2 gün içinde de seni tabii inşallah. Profesör Doktor Şakir Tavlı birçok hayat kurtarmanın yanı sıra çok sayıda hekim de yetiştirmenin gururuyla emekli oldu. 30 Ekim itibariyle emekliye ayrıldım. Tüm hekimlerin fedakarca çalıştığını ancak cerrahi branşlarda hekime düşen sorumlulukların daha fazla olduğunu vurgulayan Tavlı sözlerine şöyle devam etti. Biraz da bu işi ben çok hevesli, idealist ve genç hekimlerin yürütmesi gerektiği kanısındayım. Çünkü hakikaten belli bir yaştan sonra bu yoğunluğa dayanmak kolay değil. Tavlı organ bağışının az olmasına da özellikle değindi. Organ bekleyen hasta sayısı kadar organ yok. Yani biraz önce söylediğim gibi kadavra organ sayısı az. Yaklaşık %80-85-90'a yakın canlıdan yapılıyor nakiller. O nedenle hastaları, tabii herkes canlı alıcısını bulamıyor. Profesör Doktor Şakir Tavlı mesleğinin mutluluk veren yönlerini ise şöyle anlattı. Yaptığımız işin başarılı olması bizi mutlu eder. Taktığınız organla hayata dönen kişinin sizi ziyaret etmesi, bu çok mutluluk verici bir şey. Bütün bunlar organ naklinin hekim içinde bir elbette gönül bağı dediğiniz şey ile de açıklanabilir. Bu bizim için mutluluk verici durum. Tavlı emekli olarak görevi devrettiği genç cerrahların da duyması gereken sözler sarf etti. Geriye dönüp düşündüğüm zaman bir mutluluk hissediyorum ve hakikaten iyi bir meslek seçtiğimi düşünüyorum. Kutsal bir meslek seçtiğimi düşünüyorum. İnsanlara maksimum düzeyde faydalı olunabilecek en üst düzey mesleği seçtiğimi düşünüyorum.